Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord bölümüne hoş geldiniz efendim. Mount & Blade'deki Bannerlord'da maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde biliyorsunuz efendim, Batanya Krallığı'nı komple yok ettik. Bize dayılanan sevgili Kuzey Krallığı'nın birçok klan üyesini yerle bir ettik. Birçok adamı idam ettik. Yani görüyorsunuz gerçekten inanılmaz derecede zarar görmüş durumdalar. Yani bazı klanların sadece 1-2 tane yetişkini kaldı. Bazı köklü klanlar hala ayakta. 6. seviye bir klanın yalnızca 3 askeri falan kaldı. Ki bu Akor'un geçtiğimiz save'lerde 85 yaşına kadar yaşadığını falan gördüm. Şimdi bunları kovalayıp bu 628 askere dalmalı mıyım acaba? Asıl soru bu. Kaleyi kuşatmaya gidiyor. Ben içerideyken kuşatır mısın kaleyi, bak rica ediyorum. Rica ediyorum, ben içerideyken kuşat. Tamam. Savunmaya katıl. Evet, cesaret edemedi. Kalede kal. Benim bütün adamlarım onarıldı değil mi? Ne kadar adamım var sevgili hocam? Bana bir söyler misin? 99 tane Kuzey Kağan muhafızım var. Keşiğim var. Zırhlı atlı askerlerim var. Var oğlu var yani. Bir 50 adam kaybettik ama var oğlu var ve... Ooo. Gruptan ayrılıyorlar. Sürüden ayrılanı kurt kapar giydim. Arkon Vamina. Bak. Serapides klanından. Serapides klanından değil mi efendim kendisi? Serapides klanından. Kusura bakma ama insan olarak ne kadar temkinli olsam azdır, isminizi öğrenebilir miyim? Ailem nesiller boyu imparatorluğa hizmet etti. Ben de nesillerdir sizi kesiyorum. Evet, ailem nesiller boyu size daldı. O kaçanların hepsini tek tek avlayıp yok edeceğim, biliyorsunuz değil mi? Bu arkadaşların hepsi yok edilecek. Hepsi. Ta ki Kuzey İmparatorluğu tekrar tehdit oluşturamayıncaya kadar. Ya da şöyle yapabiliriz bak. Öteki kale sürekli saldırı alıyor ya. Bu kaleye bir 100 tane Kuzeyit Kağan muhafızı yerleştiririm. Bununla beraber... Merhaba. Hoppa. Yeppa. Hiçbir yere isabet etmiyor. Çat. Onları kızdırmaya çalıştım. Amacım buydu. Okların isabet etmeyeceğini biliyordum. Oyaladım. Üzerime gelmeye zorladım. Bir 100 tane Kuzeyit Kağan muhafızını koyalım buraya. Buradaki garnizonu da alıp öteki yere koyalım. Ya da buradaki garnizonlara hiçbir şey yapmayalım. Bir 100 tanesini koyalım. Öteki yer zaten güvenli. Gene bir şeyler oluyor abi. Gene bir şeyler oluyor. Oradan buradan bir şeyler geliyor. Neyse. Gidelim Kuzey'den tekrar adam toplayalım. Ama bu sefer kalemiz çok kuvvetli olduğu için. Üstelik bu agaları da kesersek 10 numara olur. Siz kaçıyor musunuz lan? Sıfır kayba karşılık kestiğimiz için galiba. Korkaklar yaşamayı hak etmez. Neyse. İlgilenmemiz gereken daha büyük bir savaş var. Adamları ne biçim ayırmışlar ya. Tam anti atlı okçu bu ildi mi bu? Oluyor. Benim atlı okçular nerede? Ben onu anlamadım ki. Piyade olarak burada birkaç imparatorluk askeri var. Neyin gitsin onları ya? Acemi var hatta. Bizim agalar geliyor mu buraya yavaş yavaş? Geliyorlar, tamam. Süvariler olunca biraz sorun oluyor tabi. Şu sıkıştırdığımız hanımefendi galiba. Aynen öyle, Vamina. Vamina'yı yok ettikten sonra
Kuzey İmparatorluğu bir yoldaşını kaybetmiş olacak, yoldaş bir klanını. Bütün bunların hepsini tek bir şeyle yapıyoruz bu arada. Tek bir çarla yapıyoruz. Yani daha diğerlerine ordu kuramadık çünkü o kadar para toplayamadık. Deli gibi para kaybediyoruz. Ama bu kadar adamı kesmek bize çok iyi para bırakır. Bunların da bir kısmını kalelere bırakırsak oraları çok iyi geliştiririz. Artı 3 kale yaparız oraları. Üf, çok güzel gelişti be. Merhaba. Vamina'nın idamıyla beraber Kuzey İmparatorluğu bir klan kaybetmiş oldu sevgili dostlar. Artık Kuzey İmparatorluğu diye bir klan yok. Vamina Umay Hatun tarafından vuruldu. Hepinize sıra gelecek, hepinize. Köylülerimi sıkıştırıyorsunuz öyle mi? Geliyorum lan. Geliyorum lan. Hepinize ayrı ayrı biçeceğim. Hislana. Kimler var? Hislana, Eikrin, Akor. Ha Akor, o ihtiyarın ölmesi işime yarar. Akşam vakti dalmasa mıydık bunlara? Hazırım da kaç atlıları var? 82. Serapidiyes klanı yok edildi. Şu atlılarıyla savaşsak önden. Valla atlılarını yok edersek piyadeleri çok rahat halledilir. Buradan çok güzel para ve şey de gelir. Zaten tahminimce o kadar çok para edecek ekipman var ki bende. Uzun süre parasızlık çekeceğimi zannetmiyorum. Ama para önemli, bu yüzden satmaya devam edeceğim çünkü ya eksi 2000'e sıfır gelir arkadaşlar. Adamlara verip hani tecrübe de kastırabilirim biliyorum. Ama dediğim gibi eksi 2000 giderim var, sıfır gelirim var eksi 2000 gider karşılığında, hoş değil. O yüzden alabildiğim kadar para almam en mantıklısı. Bu savaş da bittikten sonra bir 100 adamı kaleye koyacağım. En tecrübeli 100 askeri. Gidip tekrardan Kuzey'den atlı okçu toplayacağım. Akşam vakitleri biraz yorucu bir savaş olacak. Bu arada bu adamlara bu kadar zarar verdikten sonra artık İmparatorluğun kuzeyi de saldırılabilir bir yer haline gelecek. Tabii ki diğer krallıklar tarafından da bu fark edilecek. Muhtemelen Kuzey İmparatorluğu'nun başına çok bela açacağız. Kadar atlıları kaldı. Çok az atlıları kaldı aslında. Bir çıkgir yaparsak bence onları perme perişan ederiz ya. Adamların elinde atlı kalmadı. Yedi tane atlıları var. Bence bu kadar adama karşılık bu kayıp hiç ya. 14 tane kaybımız var, 14 kişi. Atlılarını komple indirmeye çalışacağım. Ki çıkgir yaptıktan sonraki gelecek tur rotasyon atamasınlar. Ki bitti, bütün rotasyon imkanlarını elinden aldık adamların ya. Şimdi artık önemli olan şu. Evet, sadece piyadeler ve normal askerler kaldı. Bir çıkgir yapalım, atlıların cephanesi de olsun. Öyle halledelim her şeyi. Merhaba, siz de öldünüz beyefendi. Tamam, imparatorluk katafrakta gitti. Çok iyi. Şimdi adamlar araya sıkıştı falan. Sadece 14 tane atlı kaybettim. Daha fazlasını kaybetmek istemiyorum.
Son savaşı girip verelim. Dediğim gibi bu arada buradaki 100 adamı bırakacağım. Sadece 90 adamla falan gidebildiğim kadar hızlı bir şekilde kuzey ete gidip adam toplayacağım. 4 tanecik şeyleri kalmış. Süvarileri. Söylememe gerek yok. Tabii ki hepsi kellesini kaybedecek. Kellesi gövdesinde kalmayacak bu adamların. Ya çok zayıf bir krallığız. Ya bizim durumumuzdaki bir krallığın yapabileceği en iyi şey bu. Kimseyi sağ bırakmamak. Yıpratma savaşı. Çok sağlam piyadeleri var bu arada. Bunlara yapılabilecek en iyi şey atlı okçuların etrafında döne döne saldırması. Bayağı tecrübeli adamları var baksana. Evet, kendi adamımı vurdum az önce. Kuzey Tasil'in oğluna. Olsun. Bu arada koca Kuzey İmparatorluğunu da aynı Batanya gibi tek başıma yiyorum ya. Ve adamlar bitti değil mi? Geriye kimse kalmadı. Kazanılan nüfuzu bir kullanalım. Kardeş esirimsin, esirimsin, esirimsin ve esirimsin. Tabii ki sabahı görebilecek kadar şanslı olamayacaksınız ne yazık ki. Esir kapasitesinin dolmasının hiçbir önemi yok. Çok güzel. İçeri 100 tane Kaan muhafızı koyabileceğim. Çok çok iyi. Bu nedir hocam? Çok sağlam bir miğfer vardı orada ya. Ben simiri soyup soğana çevirdim. Varsa çocuğa sağlam miğfer takalım. Artı 44. Bizim çocuktaki kaç? 48. Şifacıya verelim. Şifacının ayaklığı kaç? Ayaklığı daha iyi. Gövdesi falan da iyi şifacının. Peki. Güzel. Merhaba. Şimdi öncelikle. Buradaki lordların tamamı infaz ediliyor. Sevgili Olimpos, siz de mi aynı kaderi paylaşmak istiyorsunuz? Karbenişit'tekilerle hiçbir problemim yok. O yüzden gidip oradakilerle... Aslında buranın başı var mı ya? Kulharın. Lulim. Hocam ben Umay Hatun. Evet. Sanırım bana katılın diyemiyorum ya. Neyse. Asilerin elinde de olsa mekan mekandır. Üf, nasıl para gelmiş. Gövdelikleri de başka bir yerde satarız. Yemek olarak bira, et tamam, zeytin yok, balık yok, peynir tamam, üzüm tamam, tereyağı tamam, tahılı biraz azalt. Hurma yok mu ya? Galiba yok, savaş var ya. Ne verebilirim skill'lerden? Abi hala eksi yiyorum bu arada. Hala eksi atıyor bana orada. Hala eksi atıyor bana orada. Yani adamları ben şişleyeli dünyanın zamanı geçmiş hala eksi atıyor. Kim yağmalıyor lan? Canına susamış ne kadar çok adam var değil mi ya? Git la buradan. Ular, buralar benim topraklarım ve tahmin edebileceğin üzere idam edileceksin. Ayrıca fırsat bulmuşken birkaç tur gel git yapalım. Çünkü yanılmıyorsam şu benim Neaz Kalesi'nde baya baya bir tutsağım vardı. Yani zindana gidip buradan tutsakları alıp alıp satmak çok iyi olur. Kaldı ki bunlar gelişmiş adamlardı. Yürü Karbenişta.
çok rahat böyle hızlıca iletişim kurabileceğimiz bir yerleşim yeri var ya. O çok hoş. Bu arada of 309K para çok iyi ya. Bir 100 okçu koyacağım içeri. 100 okçu gerçekten çok işime yarayacak. Kuzey İmparatorluğu'nun durumunu merak ediyorum. Abi azaldınız yani. Bana saldırmaya devam ederseniz biteceksiniz. 880 haraç falan da ödemeyeceğim ayrıca. Yani topunuzu keserim. Asla da geri vites yapmam. Geliyor. Gene geliyor. Gel lan ben içerideyken dal. Hii. İmparator Kason. Diyarlarımız barış yapsın. Herkesin kendi yoluna gitmesi için. Evet, kimse kendi yoluna gitmesini istemiyor. Kim kimi koparıyor kendi payının dedi. 57 askerini feda ederek kaçma. Yani biraz daha kapının nerede olduğuna baksaydın Samet Efendi böyle bir durum yaşamazdın ya. Elimde aç gözlülük ettim. Elimdeki esirleri dedim bırakayım biliyor musun? Burayı kim yağmalıyor be? Ha, çapulculara dalıyor bu. Burayı kimse yağmalamıyor. Save'e dönmek yok dedik. Ne yapalım? Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Ama bu savaşı da kazanırsak şayet artık Kuzey İmparatorluğu komple gerçekten tarihin tozlu raflarına kavuşur. Yapacağımız şey belli. Öncelikle bütün atlılarından kurtulmak. Ya da atlılar bir beni takip etsin komple. Abi tek kanat üzerinden oynayalım, tamam mı? Tek kanat üzerinden oynayalım. Bir atlı grubunu komple yiyelim. Dönelim ötekilere dalalım. Bir atlı grubunu komple yiyelim, dönelim ötekilere dalalım. Öncelikle adamların mobil olma durumlarını ortadan kaldırmalıyız bence. Maşallah. Ne güzel tıkandık öyle. Adamların şu mobil olma durumlarını bir ortadan kaldıralım. Kuzey İmparatorluğu'nun benim dışımda bir derdi yoktu galiba ya. Aha benim adamlar da geliyor. Abi mümkün mertebe piyadelerinden uzak. Piyadelerinden ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Sürmeye devam edin. Sürmeye devam edin. Piyadeleri falan yakında. Abi sürmeye devam. Geliyor, 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 geliyor. Öteki atlı grubu da geliyor. Vuruşa vuruşa çıkacağız buradan aslanlar. Gel. Arkadan gelenleri görüyorum. Çık. Çık, 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 çık. Çıkalım şuraya bir açık alana. Gel. Gel, gel, gel. Beni takip ediyorsun değil mi? Gel. Şu atlılarından komple bir kurtulalım. Herkes idam edilecek bu arada buradakilerde. Yani şunu artık bir yapay zeka değerlendirmeli ya. Devam, 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 devam. Şimdi iyice hız alabildiğimiz kadar hız alıp koşacağız. Hız alabildiğimiz kadar hız alıp koşacağız. Çünkü piyadelerle atlıların arasındaki mesafeyi açacağız, anladın mı? Piyadelerle atlıların mesafesi açıldığında da döşenebildiğimiz kadar döşeneceğiz abi adamlara. İlk önce mobil olmalarını kaybetmeliler çünkü. Tamam, devam. Gel. Gel, 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 gel. Gel.
Geri dön benimle, geri dön benimle. Kaçmaya oynuyoruz, geri dön. Geri dön benimle beraber, geri dön benimle beraber. W'ye abanıyorum bu arada. Atı hızlandırmak amacıyla. Çok güzel. 74'e 74 atlıları vardı. Birçok atlısını devre dışı bıraktık. Tam 3 numara beni takip etmiyor bile. 4'teki atlıları bir şuraya alayım. Onlar geri çekilirken ben parçalayabildiğimi parçalayacağım. Bak buraya doğru sadece atlılar kaçabilecektir. Ama atlılarımız kaçtı, onlar geri çekiliyor ama. Ya sen ne yapıyorsun? Çok güzel geri çekildik bence. Çok güzel, hiç adamların şeyi kalmadı. Atlı okçusu var belli başlı yerlerde, inanılmaz. Beyler arkanıza bir baksanız mı anacım ya? Tamam, üzerimize doğru geliyorlar. Geri çekilmeye devam ki. Geri çekilmeye devam. Koskoca arazi bizim. Koskoca arazi bizim. Geri çekilmeye devam. Lavukların atlıları gelemedi daha. Normal piyadeleri gelemedi. Ye ye. Kekoları ye. Oğlum bunlar kafayı mıydı? Ölümüne. Ölüme koşuyorlar. Ha, sen de ölüme koşuyorsun Samet. Tamam, devam. Devam. Kaçmaya devam. Önümüzde bir atlı grubu var. Çok güzel. Benim adamlarıma böyle kargı hücumu yapmasındansa beni takip edip kenara köşeye kaçmaları iyidir. Ama devam etmek zorundayız. Şuraya doğru bir açıl. Şuraya doğru bir açıl. Sen açılırken ben seni bir koruyayım. Şuraya doğru bir açıl abi. Ana atlı oynuyoruz, mobil oynayacağız tabii ki. Bununla beraber bize sadece süvariler yetişebilecek. Şu an bakın savaşı part part yöneteceğim, tamam mı? Bu part 1 abi. Part 1 düşmanın ayaklarını kır. Ki sana yetişemesin. Hızıyla ön plana çıkan bir ordumuz var. Düşmanın ayakları da bu durumda atlılar oluyor. Atlarından kurtulacağız hızlıca. Part 1 rakibin ayağını kır abi. Şu an rakibin ayağını kırmaya oynuyoruz. Eyvah. Koş. Koş. Koş oraya doğru. Birkaç tane dandik adam gelmiş. Buraya önemli değil. Eyvah. İşler var ya, çığırından çıkıyor ha. Adamlar ayrık aslında yani. Tam olması gerektiği gibi de. Şeylerine, ayaklarını kıramıyoruz heriflerin. Ayakları sağlam çıktı. Ayakları yere çok sağlam basıyor. Abi dört bir yanımız düşman dolu. İkileme zamanı. 12 kayıp, 12 kayba 250 adam. İşte bu kadar. İşte bu kadar abi. Bir daha gireceğiz. Bir tur daha gireceğiz. Bir tur daha gireceğiz. Hazırız. Atlı okçu beni takip ediyorsun. Sadece 48 atlılara kalmış. Çok güzel. Ayak kırma operasyonu kaldığı yerden devam edecek. Şöyle ağır ağır ilerleyelim abi. Ağır ağır. Ben bunları burada öldürüp şişlerim. Adamlarım da deli gibi tecrübe kazanır. Sonra buradan gider Kuzeyt'e deli gibi ordu toplarım. Artık zaten Kuzeyt'e dönme vaktim geliyor da geçiyor bile ya. Hala elimde deli gibi Kaan muhafızıyla adam var. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi yapacağımız hamle şu. Atlılarıyla ana grup arasındaki mesafe oldukça yüksek. Hemen buradan atlılarına
Evet, amacım buydu. Amacım şaşırtmaktı. Saplamamın tutacağını zannedip gerildiler. Gerginken kasları kilitlendi. Ve sağlam tepki veremediler. Yersen. Şimdi siz şuraya doğru bir ilerleyin bakayım. Siz ilerlerken ben de sizi kovalayanların bir icabına bakayım. Tamam, part 1. Hani aşama aşama yöneteceğim dedim ya orduyu. Savaşı aşama aşama yöneteceğim dedim. Aşama 1, part 2 bu. Koşabildiğin kadar koş. Ayak kırmaya devam abi. Ayak kırmaya devam. Rakibin ayağını kırmaya çalışıyoruz. Aşama 1 part 2'de hala ayak kırmaya çalışıyoruz. Atlıları gerçekten çok uzağa gönderdim. Bu agaların bizim atlılara yetişme ihtimali yok. Piyadelerinin de bize yetişme ihtimali yok. Ayağı şu an tek başıma kırmaya çalışıyorum ama hafiften beni bir kafa kola alıyorlar gibi hissettim. Şurada haritanın köşeye doğru gel. Ayak kırılır. Ayaktan yana bir sorun yok da. Vücut ilerliyor. Vücut. Gövdeyi görüyor musun abi? Gövde zaten ordunun dibine gelmiş. Kesinlikle hızlı manevra yapmalıyız. Koş. Koş. Dağların oraya. Dağların oraya. Koş. Sıkabiliyorsan arada gelenlere ok sık. Atlıların değil, piyadelerin yaklaşması çok mühim. Piyadeler fazla yanaşıyor. Ben şu savaşlarda zaten hiç almadığım kadar çok kill aldım. Adamların kelleyi vurdurmayı geçtik artık. Bireysel olarak da zaten camış gibi savaşıyorum. Tam bir Umay Hatun destanı. Hop. Giderken birinin daha kafa... Eyvah. Abi hareketlenin, hareketlenin. Şuraya. Gidebildiğiniz kadar uzağa koş. Koş. Şimdi düşmanın ayağını kırmayı amaçlıyorduk. Kırdık mı? Bence kırdık. 3-5 adamları kaldı sadece. Şimdi aşama 1 part 2 birazdan sona erecek çünkü... Lan ne oluyor? Arkada okçular vuruyor. Ne oluyor, su var mı? Okçular vuruyor abi. 150 tane okçusu vuruyor heriflerin. Şimdi adamların bütün atlılarını yedik. Bir tane atlıları kaldı şurada gözüken. Gidip onu da vurduktan sonra... Ölürsek zaten bütün iş bitiyor da. Şunu öldürdükten sonra canım azalsa da mühim değil. Ahanda bitti. Ahanda bitti paşam. O öndeki 4 tanesi Lord. Hemen adamlarla kontak kurmadan geri çekilip asker gönderme. Abi ama canım var. %16 ile savaşa giremiyor muyum? Aa, bilsem geri çekilmezdim ama. Kaybedersem save'e dönerim. Allah'tan kaybetmedik de yani bilsem geri çekilmezdim. Kanka ne sapır saçma iş yapıyorsun ya oyun. %10'dan yukarısı girmiyor muydu savaşa? Kalemin dibindeyim. Bütün esirleri alıyorum. Satarım. Zaten kalemde uzunca bir süre oturup bekleyeceğim. Önce hemen şu kekoları. Hemen şu kekoları abi. Siz buraya kadar gelip... Orduma dünya kadar zarar verip... Yaşayacağınızı sanıyorsunuz. Siz bana o kadar zarar verip yaşayacağınızı mı sanıyorsunuz abi? Güzel hikaye. Zindana git, tutsakları yönet. Bütün tutsakları koy buraya. Bekle burada. Kaç adamım kaldı geriye? Abi dünya kadar adamımı kaybettim ya.
Hemen bir Kuzey İmparatorluğu'nun durumuna bakmak istiyorum. İki tane hatun kalmış burada. Üç kişi kalmış bu klanda. Adamların en büyük klanlarından hep kadınlar kaldı yani, hatunlar kalmış hep. Bu hatunları falan indirdiğimizde baya baya adamların sonu gelecek. Bir daha da cesaret edip bize dalamazlar ya da burayı şey yapamazlar diye umut ediyorum. Yerleşkenin sadakati 63, güzel. Yerleşkeyle alakalı bir sıkıntımız yok. Adamlarımın ve benim dinlenmemi bekliyoruz. Belki bu esnada kocamla bir çocuk yaparız, değil mi? Vatandaşlık istemedik. Kentlerde erzak üretimi 2 artar, sadakat 2 azalır. 0-2. Bir şey olmaz ya. Askeri mükafat. Para geliyor zaten. Daha fazla nüfusa ihtiyacım yok ama. Yönetici klan, arazi kirası, halk konseyi. Her eşraf yerleşkenin sahibi olan klana 0,1 nüfus sağlar. Tamam. Kent sahibine ödenen ticaret vergisi. Kent refahı %0,2 azalır. Günlük 1 milis üretimi, askerler daha hızlı yenilenir. %10 milis kalitesi. Sadakat bir azalması çok bizi yok etmez herhalde. Umarım. Seviye 5 klanlar bir nüfus kaybeder. Liderlerinin birlik boyutu 40 artar. Teşekkürler. Seviye 4 klanlar tercihleri 2 kat daha hızlı etki eder. Hayır. Seviye 5 klanlar 0,5 nüfus kazanır. Tamam. Teşekkürler. Bir tımarı klandan almanın bedeli 2 kat. Hayır. Tamam. Bu geri kalanlarına dokunmuyoruz. Belki bir askeri ücretler şey yapabilir. Şunu da geçirebilirim. Tamam. Umut ediyorum. Sadakat eksi 1,9. Yani 63 yeterli bir sadakat. Umarım daha aşağı inmez. Askerlerim kendine gelsin. Bunları Karbenis'te gidip satacağım. Elimde esir bir ton adam var. Bir yığında malzeme var. Bu malzemeleri falan da satacağız tabii ki. Of, harbiden biz ne atlattık ya. Orayı ben kazara tıkladım herhalde. Bir ara save alalım, unutmayalım. Bütün Kuzey İmparatorluğunu çökerttik gibi. Tabii ki tekrardan hemen kuzeye gidip asker toplamak zorundayım. Eksi 2500, baksana ana birlik ücreti ne biçim düşmüş. Vallahi milislerin kalitesini arttırdım. Yerleşkenin erzak kazanmasını sağladım. Kolay kolay isyan çıkacağını zannetmiyorum. Tamam, askerler yavaş yavaş kendine gelir. Zindanlardan tutsak almaya başla. Gel git gaming, yürü. Abi bu arada kesinlikle Sturgia'ya hızlıca gitmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Paralı askerleri ver, kaleye koyayım. Serserilik falan kazanıyorum arada. Zindana gir. Al bakayım adamları. Dünya kadar esir var. Şimdilik yanımda dursunlar da esir taşımama yardım etsinler. Sonra kaleye geri koyarım onları. Merhaba, hızlıca geri dön. Artık yani son kez toplanıp gelirlerse bu kaleme, ben de onları biçmekten şeref duyarım. Yani diyarda bir ton adam olmuş olur. Garnizonu yönet. Şu son 15'li askeri koyabilir miyiz buraya? Teşekkür ederim. Zindana git. Tutsakları yönet. Birkaç tur gameplay'imiz var ya. Ha, bu arada şunu çok merak ediyorum. Ruhanda'nın kesin en büyük düşmanı benim de. Uf. Hakikaten adamların ömrü çok uzun boyutlu olmuyor. 28 yaşında bütün Kalradiya'yı Vilandiyalılar Babuş'a savaş ilan etti. Abi yapmasak olmaz mı ya? Ne istiyorsunuz ki benden? 2280 vergi. Abi ölümüne vuruşacağımı biliyorsunuz ama bu 2280 vergiyi ödeyip asker toplayıp öyle gelelim mi? Vilandiyalılarla komşuyuz çünkü. Bence o parayı ödemeliyiz abi. Bence o parayı ödemeliyiz. Çünkü hadi Kuzey İmparatorluğuna daldık, şey yaptık. Gitgide fiyatı da artıyor.
Gitgide fiyatı da artıyor. Daha pahalı bir hale almadan ödeyelim. Sonra gidip tekrar adam toplayıp gelelim hızlıca. Oy oy. Bir de adamlara savaş vergisi ödeyeceğiz. Şuradaki 11 agayı da al. Bunu da koyacağım şehre. Ne yazık, 200 adam toplamış. Toplasın anasını satayım. 250'ye kadar toplasın. Baksana, dört bir yanımız düşman ya. Gene mi lan? Son kalanlar kimler? Andruta, Vendora, Olipos. Arkadaşlar siz deli misiniz ya? Kafayı mı yediniz? Hakikaten bütün Kuzey İmparatorluğunu sıfırlatmaya çalışıyorlar bana. Ben bunu fark ettim. Tamam, gel benimle. Bütün atlılar gelsin benimle. Arada normal atlılar da mı var? Bence orada atlı okçular da var ya. Aa yok, bu normal atlılar şeyden. Bizim aldıklarımız. Bir fırsat vermediler agacım. Bir fırsat vermediler, toparlanalım. Sürekli geliyorlar buraya kuşatma atmaya. Rüzgar gibi hızlıyız bu arada, rüzgar. Tamam, atlıların bu köşeye gelmesini isteyeceğim. Hiç kayıp vermemem lazım. Çünkü çok kayıp verdim savaşlarda. Bu arada Kuzey İmparatorluğu gücünü topraklarında bulunan garnizonundaki ünitelerden alıyor. Yani çok yakında daha fazla askeri kalmayacak elemanın. Muhtemelen ben Kuzey İmparatorluğu'nun bölüneceğini tahmin ediyorum ya. Hani eğer asker toplama fırsatımız olursa kesinlikle onları bölmek için bütün lordlarını gidip indirmeyi tercih edeceğim. Bütün lordlarını gidip keseceğim. Bütün lordları kesilirse şayet bence mahvolurlar. Agresif oynamayı tercih etmiyorlar bu arada. Ki dalan biziz, gayet normal. Bu arada dersimizi aldık. Geçenki fight'tan. Can değeri 20'den aşağı olunca savaşa tekrar girmiyor. O yüzden girişik yaparken can değerimize dikkat edeceğiz. Tamam, atlılar beni kovalayabilir. Hoşuma da gider bu. Daha kendi atlılarımı devreye sokmadım. Para kasmak için esirleri götürüp bırakmaya çalışıyorum. Bu arada bütün esirleri serbest bırakırım, yine kalenin içinde bırakmam. Çünkü kalenin içinde esir bıraktığınız zaman otomatikman ne oluyor? Gelip kaleyi alan adama bir de ordu hediye etmiş oluyoruz böyle. Kanka hani yeterince canımı yakamadın. Buyur. Bu da içeride ordu. İşte 600 tane asker. Seç beğen al der gibi oluyor. Artık ben bu savaşın ardına mutlaka kuzey topraklarına kaçıyorum. Tekrardan 270 adam toplayıp geleceğim. Bu arada üzerimde dünya kadar malzeme var muhtemelen. Dünya kadar. Bunları bir ara bir gidip satmak lazım ve kesinlikle yani umarım Willem diye benden hani böyle bir 10.000, 15.000 falan haraç istemez. Ödemek zorundayım çünkü. Şu an bu devletle ilgilenirken geri kalanların tehdit etmesine sebebiyet vermemem lazım.
Tüm klanlarınızı yok edince bakalım neyle toplayacaksınız askerleri. Yok edersiniz gayrı bundan sonrasını ya. Aralarından bazıları sakatlık ediyor ama olsun. Eritirsiniz bunları. Kendi adamıma nasıl vurdum bilmiyorum. Benim artık bir an evvel adam toplamaya gitmem lazım. Ya bu arada hipnoz oldum resmen. Sabahtır savaşıyorum. El kol koordinasyonum gitti. Güzel. Moral bozukluğu yaşayıp kaçan çok. Kaçmayanlara da biz vuracağız. Ay Allah'ım ya Rabbim. Kaç kaybımız var? 7. Olduğu kadar, olduğu kadar. O kadar yorucu savaşlar yaptık ki, uzun ve yorucu. Ne yapıyorsunuz abi burada son iki adamı bırakıp ya? Vurun şunların kafaya da maç bitsin. Destek ordularını mı beklediler? Okları bitti, geri mi çekildiler? Şimdi elbette ki bana dalmanın bedelini ödeyeceksiniz. Bakalım onlar kimlerdenmiş? İşte krallık kurmanın böyle bir sıkıntısı var ama. Choinus klanından. Bir klanı daha yok edildi herifin. Kuzey İmparatorluğu'nun seviye 4 bir klanıydı. Paralı askerleri almaya başladı. Onları da kesiyorum ben. Agaros klanından. Veranda ölüyor. Gene Aragos klanından. Andruta ölüyor. Aragos klanındaki son hatunda vurulursa bu arada bütün o çocuklar mahvolacak. Sevgili Sturger lütfen ama lütfen bana dalıyor olma. Batanya kervan muhafızı almaya devam et. Bu Batanya kervan muhafızlarından 20 tane oldu. 20 tane atlı var grubumda. Tasnur'un birliği. Beni bir saldı hocam. Ben şunları satmaya bir devam edeyim ya. Kalede ne yapılıyor? Bahçeler, kuşatma atölyesi. Abi kuşatma atölyesini de ekle. Bir 10.000 ayırırım ben buraya proje olarak. 20.000 veririz hatta ya. 20.000 buraya ver. Garnizon ücretlerine indirim alalım. Atölyeden inşa bonusu alalım. Bak şöyle. Kışlaları yaptın. Sonra atölyeleri yaptın. Bahçeden erzak üretimi aldın. Tamam. Şimdilik burayı bir yap. Esirleri sonra da satarız. Hemen sana bir bakalım. Kaleyi yönet. Eğitim alanları yapılıyor. Kışlalar yapılıyor. Sur level 3. Abi tahıl ambarı. Atölyeler. 20.000 de sana vereceğim. Sadakati iyi. 200 adam var burada dediğim gibi. Amacım bunu 250'ye tamamlamak garnizon olarak. Çünkü bir tek ben varım burada. Tasnor'u hemen bir şişleyeyim 2 dakika. Gel buraya gel. Aa, benim hızım niye bu kadar az biliyor musun? Üzerimde o kadar çok eşya var ki. Ondan dolayı ama yakalayacağım şurada bir yerde. Kanka şöyle bir öl.
İki kaybı auto word bu arada. Evet, bir kişi daha kaybettiniz. Fight'ın bitmesini bile beklemiyorum bu arada. Müthiş bir şey değil mi? Daha bu Kuzey İmparatorluğu adam çıkarır. İşin kötü yanı o ya. Daha adam çıkarır bu herif ya. 150 haraç alarak barış. Oh. 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 Hakikaten çok güzel oldu ya. Hem de barış yaptık bir de 150 haraç alarak. Abi zaten üstümde o kadar çok item var ki. Gidelim Allah aşkına bir iki adam şey yapalım, toplayalım. Haraç alarak var ya böyle vuruşa 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 haraç alarak barış yaptırdım ya. Bu bölümü o zaman biraz daha uzatalım. Bir saatlik efsane bölüm haline getirelim abi. Bir tane daha bir saatlik efsane bölümümüz olsun. Böyle arada sırada bu videoyu cumartesi günü izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Cumartesi gününe bir güzellik olsun. Eşyaları satsam adamlarım kademe alır. Bakın arkadaşlar bunu biliyorum. Ama eşyaları satmak istemiyorum şu an. Şu an bana para gerekiyor. Ben şu an para istiyorum. Zeytin, bira, hurmayı al. Peyniri al. Tahılı atarsak rahatlarız. Şurayı da sat. Yürü. Üzerimdeki ben batanya kervan muhafızlarını koymadım değil mi şehre? Neyse giderken şey yaparız, atarız. Makebe doğru değil de. Şu Karahanlı bölge... Karahanlı. Karahalliymiş. Tamam, Karahalli bölgesine doğru bir yürü. Ay. Ana birlik ücreti, garnizon ücreti 1000. 1000. Asker toplama gideri eksi 198. Eksi 3000 neler oluyor hocam? Haraç. Haraç ödüyorum Vilandia'ya. Kuzeyden de haraç alıyorum. O yüzden Kuzey bana kısa vadede tekrar dalacak. Kuzey bana kısa vadede tekrar dalacak. Of, eksi 5000. Abi 2500 de haraç ödüyorum her gün ya. Acaba dönüp Vilandia'yı da mı aynı şekilde harcasam? Sturgeyalılar Vilandia'lılar tarafından esir alındı. Yani sevgili Vilandia ilimi kemiğimi sömürüyor şu an. Ben niye o kadar hızlı değilim ya? Ne azaltıyor benim hızımı? 5.3. Sürüden kesin. Sürüden neredeyse eksi 1 yiyoruz. Niye? Elimizde bulunan atlar şey geldi abi. Diğerlerine nazaran, askerlere nazaran az geldi. Huy. Para bulamıyoruz ki. Neyse en azından yerleşim yeri kurmaya da para ayırdık. Oh, vallahi şu var ya, kuzey topraklarına ulaşıp asker toplayabiliyoruz ya. Kendimi karda hissettim ya. Bak süre eksisi gitgide azalacak çünkü elimizde bulunan adamlar atlardan daha kalabalık olacak. Hayır, ne saldırması, saçmalama. Kuzey topraklarına saldırdığım an öldüğümün resmidir. Ya bura bana savaş ilan ettiğinde 10.000 istiyorsa 10.000 bile vereceğiz. Bence Vilandia'ya 2-200 vermeyelim. Vilandia'ya 2-200 vermeyelim. Biz bence var ya bunları şişleyelim. Alalım abi, dizelim orduları tek tek. Tek tek böyle ama. Hani ya da ne bileyim. Kuzeyden alalım hıncımızı. Vilandia'ya dokunmayalım da Vilandia'yla sınır komşusuyuz. Kuzey İmparatorluğu'nun kalan adamlarını idam edelim komple. Kuzeyin içerisinden de birçok küçük devlet çıkar. Eksi 73. Yapamayız. Şurayı bir sat. İmparatorluk saldırı atı. 100 tane savaş atı var. 100 savaş atı önemli abi. Güzel savaş bineği varmış elimizde. Batanya Midillisi'nin sayısını 40'a getir. Yük Beygiri'nin sayısını 50'ye çıkar. Sturgeye koşu atı. Binek olarak geçiyor. Elimizde koşu atı tutmayalım o zaman. Savaş atı tutalım. Sat hepsini. Batanya savaş bineği. Var yeterince. Bozkır savaş atı. Var yeterince. Var yeterince abi. Nahal Şavi. Aser hayatı. Bunları sat. Süre eksisine gideri oldu mu? Olduğu kadar. Tamam. Şimdi buradan hurmayı ve zeytini al. Hurma, zeytin, bira kombosu. Üzümü de al. Et, balık. Tereyağı. Biraz tereyağı al.
Tamam yeter ya, daha fazla yemek almaya gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız. Burada bu neymiş hocam? Burada şöyle yapacağız abi. Elimizden geldiğince pıt pıt pıt. Bunları ticaret yeteneği yüksek birine verip yanımda taşıtıp hani ona da paslayabilirim biliyorum ama. Biraz daha balık ve peynir. Tamam. Geriye kalan zırhları da başka yerlerde satacağım. Elimde yeterince at var bu arada ve süvarileri bir atalım. Yani keşke bunları giderken bıraksaydık, ben unuttum. Hiç at falan satın almama gerek yok. En azından yani gidecek olan parayı karşılıyoruz, öyle düşünelim. Yerleşim yeri sahibiyim ama sürekli ekside para kaybeden yerleşim yeri sahibi mi olur ya? Kendimi hiç böyle sahip gibi hissetmiyorum. Daha ziyade böyle köle gibi hissediyorum kendimi. Bildiğin köle. Emrin oduncu yaparım. Çünkü sürekli ayakta kalmak için savaşmak zorundayım. Neyse, bu arada yapacağımız hamle de belli. Buradan 270 atlıyla çıktıktan sonra arkadaşların aklını alabilmek adına gideceğim, yakınlarına gireceğim. Selamun aleyküm diye. Bütün elemanları indireceğim. Ortongrot'ta var mı asker? Yok. Ama Ortongrot'ta para vardır biraz. Şöyle sayı olarak kalabalık. Oğlum bunların hepsini satarsan yalnız bozuşuruz. Bak ben böyle elle tek tek tıklıyorum. İllaki yetmediği yer olacak ya. 10 bin daha var içeride. 5 bin daha var içeride. Okey. Varsa hurmaları, zeytinlere ve biraları alalım. Hurma, zeytin, bira. Tamam. Yürü bakalım şuralara. Nihayet kendimize geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada yapacağımız hamleyi bir kafamızda dağıtalım, kafamızda kuralım. Kuzey İmparatorluğundan kimler kaldı? Paralı, 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 paralı. 4 tane normal klan kaldı. Özellikle şu Pahlarisa, bunu bulmamız lazım. Bu arkadaşı bulup kafasını vurursak oradaki o kadar çocuk yetim kalır. O kadar çocuğu boğazlarlar yani, ortalıktan kaybolur ve dönüp intikam alma ihtimalleri olmaz. Bunu Epiktora'da bulup boğazlayacağız. Burada iki kişi kalmış, Fadon'u falan. Ben tamam canım, 4-5 tane adamları var ya. Paralı askerleri sayma. 4-5 tane adamlarını boğazladık mı? Bütün öyle bir kargaşa çıkar ki. Bak. Kuzey İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklarda. Ki çok büyük bir toprak grubundan bahsediyoruz. Öyle bir karmaşa çıkar ki hepsi bizim işimize gelir. Düzenin olmadığı yerde toplanıp bize savaş ilan edemezler. Ve çok rahat hallederiz her şeyi. Abi 400 bine yakın para var. Elimizden geldiğince mümkün mertebe parayı idareli kullanıp orduyu toplayıp şu Akkaalat'tan, Odok'tan falan da toplayacağım. Direkt Kuzey İmparatorluğu'na dalacağım tekrar. Onlar fırsatını bulup tekrar toparlanmadan. Kuzey'den sonra da deli gibi haraç ödediğim Vilandia'ya dalacağım. Çok sağlam haraç alıyorlar çünkü benden. Var mı hurma? Var mı zeytin? Tamam. Hurma, zeytin. Günlük 5.000 gider mi olur arkadaş? O nasıl bir gider ya? Rakiplerimizin sayısını bir bir azaltacağız. Sonrasında kendimize hedef belirleyeceğiz. Söylemiş olduğum gibi orduyu bir toparlayalım. Şu anki hedefim Kuzey İmparatorluğu'nun kalan lordlarını da öldürüp orada bir otorite boşluğu sağlamak. Ki Kuzey İmparatorluğu'nun gerçekten çok fazla şehri var. Bir otorite boşluğu sağlarsak inanılmaz derecede işimize yarar. O boşluktan faydalanıp oradaki karmaşayla millet ilgilenirken gider Vilandia'ya vururuz. Yani Vilandia'dan bizden aldığı o 2000 haracı burnundan getiririz.
Öyle söyleyeyim. Şuraya doğru gel bakayım. Buralar Kuzeyt'in değil miydi ya? Allah Allah. Barış döneminde aç kalırız. Değilmiş, tamam. İyi bari bak, Güney İmparatorluğu yeniden doğruluyor gibi. Valla bizim ne kadar bebeğimiz dünyaya geldi bilmiyorum ama. Onlara da arkadaşlarımın adını vereceğim. Umay Hatun'un yeğeni. Hah bak, erkek kardeş kız kardeş mevzusundan çözülür şimdi. İkinci çocuğu doğurdu ya. Erkek kardeş kız kardeş mevzusundan çözülür birbiriyle. Eş. Çocuk. Erkek kardeş. Eriga'yı erkek, Taral'un kız. Tamam. Eriga'yı erkek, Taral'un kız. Eriga'yı efendim Oğuz abimin adını vermek istiyorum. Oğuz diyeceğim kendisine. Tarolan'a da Olgun diyeceğim. Adaşım olan Samet Olgun var. Senelerdir beraberiz. Her oyunda ona sataşmadan rahat edemiyorum. Hani yayınlara aşina değilseniz Olgun kim diyebilirsiniz. Senelerdir adam benim arkadaşım. Senelerdir de pişman. Nereden tanıdım, nereden ettim diye. Ona uğraşmadan günüm rast gitmiyor ya. Şimdi şuradan böyle adamları toplamaya devam edelim. İyice adam topladık, artık ekonomik açıdan yerin dibine batmadan evvel gidip Kuzey İmparatorluğu'nun kalan askerlerini indirmeyi amaçlıyorum. Sonrasında ise Vilandia'ya bir saldırı düzenleyeceğim. Vilandia bizden aldığı haracın bedelini ödeyecek. Ama yağmalamayın burayı. Kuzey misal kimle savaşıyor? Vilandia kimle savaşıyor? Sturgia ile savaşıyor. Çok iyi. Bol bol toprak aldı. Kuzey İmparatorluğu kim? Kuzey kimle savaşıyor? Kuzey İmparatorluğu'yla, en mantıklısı. Zaten şu an Kuzey İmparatorluğu'na böyle Batı ve Kuzey dalıyor. Çok iyi. Köstürün köstürebildiğiniz kadar hocam. Merhaba. Buraya uğrayalı aylar oldu. Şuradan adam verebilir misin bana? Abi orduyu toplaması bir hayli uzun sürdü ama değdi. Hadi dönelim buradan. Dönerken de Kuzey İmparatorluğu'na savaş açalım. Çat diye dalalım abi. Oh şükür. Şükür fullendik bittik. Çok iyi. Yürü bakalım Kuzey İmparatorluğu'nun içlerine doğru gidelim. Mesuiler falan beni hiç sevmiyor değil mi? Gerçekten hiç haz etmiyorlar benden. Önüme gelen herkesi mahvettiğim için. Pekala, Kuzey İmparatorluğu tarihin toz raflarına karışma fermanını imzaladı. Bulduğum yerde hepsini indireceğim. Öncelikle hedef doğrultusunda çalışmak lazım. Falarissa'ya gidip onu hemen yok edeceğiz. O neymiş ya? O neymiş ya? Oo. O Epiktora civarında takılıyor demek ki. İlk işimiz onu avlamak olacak. Çünkü bu klanın çocukları büyürse, Argaros klanının çocukları, dünya kadar mala mülke sahip bu arada. Argaros klanının çocukları büyürse biteriz. O yüzden hedefe odaklı. Ay Allah'ım, ne kadar para kaybediyorum öyle. Bu arada şu hanımefendiyi indirip Kuzey İmparatorluğu Savaşı'nı tekrar başlattıktan sonra yavaştan videonun sonuna gelelim. Bir saatlik bir bölümümüz daha oldu efendim elimizde. Arada sırada bu bir saatlik bölümleri atmayı planlıyorum. Ya bölüm süreleri muhtemelen gene aynı kalır. Ama arada sırada böyle uzun uzadıya oynayabiliriz. Çünkü benim hoşuma gidiyor seri. Çok güzel. Panderik Kalesi'ndeki kışlalar seviye atladı. Ve buralar yanıyor ama kimseye skill stat veremiyorum. Pekala. Hala aynı yerde misin? En son 4 gün önce görüldü orada. Epiktora'dır ya. Epiktora'dadır ya.
Onu dışarıda bulmak lazım tabii bir de. Epic Tora'dadır o. Kalede yok. Nerede? Giros'ta. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim galiba kendisi. Zalasos'la işim yok. Dumat'la işim yok. Abi o klanda çok çocuk var. Yani o klan kesinlikle yok edilmeli. Rohada'nın ordusunda bulunuyor galiba kendisi. Abi adamlar o kadar gelişmiş gibi durmuyor. Benim de asker sayım oldukça kalabalık. Buna bak şöyle yapalım. Bu videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümde açık alanda bunlara dalıp savaşımızı başlatalım. Dostlar vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.